Arkadaşlar bugün sizinle PHP doku kullanacağız. PHP dokümantasyon olarak geçiyor. Biz bugün dokumentasyon oluşturmayacağız. bizim yapacağımız PHP Storm'da arkadaşlar autocomplete'i daha da aktif hale getirmek. Özellikle nesne yönelik programında çalıştığı zaman ve fonksiyonel fonksiyonu, fonksiyonu yazılım yaptığı zaman ee, Auto complete'in bazı yerlerde tam çalışmayacağını görebiliriz. görebiliriz. Ee, bu da doğal olarak gerçekten doğal Mesela atıyorum. Defense injection yapabilirsiniz. Atıyorum repository'ler falan yazabilirsiniz. Tabii ki bir işbir stormu bunun yakalaması biraz zor olacak. Ee, biz başlayalım arkadaşlar. Çok basit olması açısından ee, bu defa ben ee, şey arkadaşlar. E, autolatımızı buradan oluşturun. Genelde e, komut kompt yapıyorum. Init Composer diyorum. Ve bir oluştursun arkadaşlar. Burada e, her şey yazdı. Burada çok sıkıntı yapmayalım. Bu bir sadece burada e, şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Ekstra olarak TCR4 e, Pardon, autolatı ekleyeceğiz arkadaşlar. Autolatı ekleyelim. Herhalde indeksli için önermiyor, sıkıntı yok burada pcr arkadaşlar 4'ü kullanacağız ben diyorum ki benim e, app, app namespace'in e, app'in hemen altında ol, olacağını söylüyorum bu şekilde arkadaşlar isterseniz şu anda bu sadece bu şekil olsun ve e, direkt bunu isterse update diyelim arkadaşlar update ettiğimizde burada vendor dosyasının oluştuğunu görebilirsiniz. Zaten biz bunu normalde elle yapıyoruz. Şimdi index.php'de index.php oluşturalım. Ve burada bunları isterseniz bir silelim. Ve require arkadaşlar once diyorum vendor işte autolun daha php oluşturalım. PHP Store Mark şey pardon. PHP Doklar kısaca nasıl oluşturulur? Atıyorum ben e, variable yazdığımda atıyorum eşittir 34 dediğimde üstüne geliyorum arkadaşlar slash joker joker dediğimde bana otomatik olarak bunu oluşturuyor biz birazdan bunların ne işe yaradığını tam olarak göreceğiz şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım biz burada e, app adında bir klasör oluşturalım yavaş yavaş gidelim dersin ne anlama geldiğini öğrenmek açısından bu aslında çok önemli bir ders bence arkadaşlar. Ee, ve öğrenmesi gereken bir şey olması. Adaptör diyorum arkadaşlar. Biz bu derste en azından bir video adaptörü nasıl yazılır onu da öğrenmiş oluruz en azından arkadaşlar. Şimdi OK dedik. OK burada arkadaşlar atıyorum bu klasın üzerine hemen Slash arkadaşlar. Joker, şoker Tamam. Artık bu klas hakkında arkadaşlar açıklama yapacağız. klas adaptör for işte pidu adaptör falan açıklama yapabiliriz. Burada isterseniz biz oluşturan diyelim. Adaptör sınıfımızı kullanacağımızı söyledik. Ve adaptörü oluşturalım arkadaşlar. Şu anda new adaptör diyorum. Şu anda arkadaşlar adaptörün üstüne tıklayıp buradan direkt view Quick Documentation dediğimizde bakın Class Adapter for PD Adapter bu şekilde de açıklama yap yapabilirsiniz. Gelin bunu görelim. Kullanacağım çok e, komut var arkadaşlar aslında. E, mesele mesela birincisi arkadaşlar metottan bahsedeceğim. Metot tagı bize arkadaşlar metot tagı e, tag e artık ne diyorum kusura bakmayın arkadaşlar tam metot şöyle ki Sihirli metotlarda arkadaşlar atıyorum bazen şöyle ki sihirli metot call, yani bir fonksiyon çalıştıracağı zaman sihirli bir metot çalıştıracağı zaman atıyorum bir if diyelim e, neyim diyelim pardon şöyle ki name eşittir e, sev olduğunda ne olsun return atıyorum hello merhaba yazsın hello world yazsın arkadaşlar hani php'ye hiç hakim olmayanlar için şöyle söyleyeyim sihirli bir metottur ben geldim burada atıyorum. Adaptör yazdım. Pardon. Ada, adaptör yazdım ve sev yazdığımız arkadaşlar bana ne döndürecek? Bir bakalım. echo diyorum. Şu anda bir terminalden PHP index PHP yazdığımızda bana hello world geldi. Yani bu bir sirli metodumuz. Ancak benim bunun PHP tarafından otomatikmen auto complete hale gelmesini istiyorum. Bunun için işte arkadaşlar ne yazıyoruz? E, metot yazıyoruz. Sev diyorum. Art, ne döndürecek? Pardon atıyorum arkadaşlar. String döndüreceğini söylüyorum. Şöyle önceki yazalım. Sev metodumuzun olduğunu söylüyoruz. Bu bize atıyorum ne döndürecek? Bu bize e, string döndüreceğini söylüyor. Ya yani ne oldu arkadaşlar? Bu bizim metodumun string döndüreceğini söylüyor. biz sev şey yaptığımızda arkadaşlar atıyorum şu şekilde yaptığımızda artık sem metodumuzu önermeye başlıyor. Hatta artık direkt dokümantasyonuna bile bakabiliriz. We have quick documentation dediğimizde adaptör package adapt ve adaptörse bize string döndürü. İstersen arkadaşlar burada sem metodu hakkında e, açıklamada yapabiliriz. Atıyorum bla bla, bla 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 falan gibi bir şeyler de yaptırabiliriz. Seven üstüne geldiğimizde quick documentation we have. quick documentation dediğimizde bunu net görebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu böyle kısaca hani bir e, gözükmen bir metodumuzu e, sihirli metotlarımızı auto complete etmek için e, bunu kullanabiliriz. E, şey var arkadaşlar e, birazdan parametre göstermeyi de göstereceğiz. Bir de arkadaşlar property diye bir özelliğimiz var. Bu property write, property read ve iki property var. Şimdi arkadaşlar property write şu demek. Bakın arkadaşlar önce property gösterelim. Sonra property write, property write yani write. Şu şekilde arkadaşlar ben atıyorum. Benim property ne olsun? My arkadaşlar. Document diye bir property olduğunu söylüyorum. Bakın ne oldu? Class'ın hemen üzerinde yazıyorum. Geliyorum. Ben artık istersen bu sevi silebilirim arkadaşlar. Artık ne oldu? Bakın direkt artık auto complete etti. Sanki benim bir değişkenim arkadaşlar. Bir property'im class'ın içinde var. Halbuki ben hala tanımlamamışım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu bu işe yarar. E, property bu işe yarar. Ben siliyorum. Peki property rights yani write ne anlama geliyor? Read ne anlama geliyor? Bunu arkadaşlar şöyle ki adaptör şu anda bu aslında arkadaşlar tekrar by neydi? Document diye bir oluşturur. Bakın sildiğimiz anda arkadaşlar şöyle sildiğimiz anda ne yapalım? Bakın my document hatta php store Burada bakın bana uyarı verdi. Böyle bir fieldin yok diyor. Yani PHP Stone'da burası arkadaşlar her yazdığınız her yazdığınız sayfada bunun okey olmasını bekliyoruz. Yani bizim PHP'de ana kuralımız. Peki ben yazıyorum buraya write artık my arkadaşlar document diyorum. Tamam. Yazdım mı? Yazdım. Ama bu defa da arkadaşlar üstüne kırmızı yaptı. Bir bakalım hatamızın neymiş? Property variety arkadaşlar öncelikle yani bir fiyatı bir yere eşitlemenizi atıyorum. Ne olsun? Hello dedim. Hello dedim anda arkadaşlar bakın ne oldu? Bu benim ok işaretim tamam. Yani ne olacak? Bir e, fiyatı property arkadaşlar set etmeniz lazım. Peki hani get ve set var diye arkadaşlar e, C sharp'ta tam o. O anlama geliyor arkadaşlar. Gerçekten e, PHP'deki tam karşılığı. Burada property read ise arkadaşlar. Bakın burada da şimdi tekrar atlanacak. Ne oldu? Yalnız okuyabilirsiniz arkadaşlar. Set edemezsiniz. Bu böyle. Bu çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın şu ana kadar neyi öğrendik? E, Metodu öğrendik. Property write, property write ve property gördük. Şimdi gelelim yavaş yavaş bizim metotlarımıza arkadaşlar. Bir function diyorum. Ben function diyorum. İşte atıyorum. Benim dom diye bir e, e, metodum olsun. Ve arkadaşlar şu anda her şö, şöyle ki arkadaşlar return diyorum. Atıyorum. Merhaba. Döndürdü. Ben şu şekilde. Hatta arkadaşlar şu anda bir şey döndermesin. Bakın. Şu anda hiçbir şey döndermesin. Benim atıyorum arkadaşlar. Dom dedim. Ve şu anda bakın şu anda okey işareti burada. Ben bunu echo ile yazdırmaya çalıştım. Şup ne olacak? Hatta alacak. Şöyle diyecek ki bu bu arkadaşlar bu do metodu void. Yani bir şey döndürmüyor. Bir şey döndürmediğine göre echo ile yani yazdırmanın bir anlamı yok. Sen hani bir şey döndürme metodu neden echo ile döndürüyorsun ki? Bu arkadaşlar bakın burada işimize yaradı. Atıyorum ben geldim. Burada şöyle bir şey yapalım. Şu anda yalancı bir şey yapalım. Return dedim. String dedim. İşte ne olsun? Mixed dedim. Yani karışık bir şey göndereceğimizi söyledik arkadaşlar. Bakın ne oldu? Artık orası sanki gerçekten bir şey döndürdü gibi hatamız gitti. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi gelelim can alıcı noktamıza. Birazdan hani e, bu metomuzun e, geniş yer araca sıkıntı yok mu? Ben arkadaşlar atıyorum. Ben diyorum DOM diye bir, e, ne gönderiyorum arkadaşlar? DOM diye bir e, parametre gönderdiğimi varsayıyorum. Buradan da arkadaşlar gerçekten ben neydi? new DOM document'ı gönderiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Burada DOM yazdığım anda bakın hiçbir şey bana önermiyor. Halbuki benim bu arkadaşlar DOM parametresi hangi e, sınıftan türemiş. Don doküman sınıfından instance edilmiş. Ben arkadaşlar bunu auto complete edilmesi için ne yapabilirim? Şu şekilde arkadaşlar. Benim bir parametrem olduğunu söylüyorum. Ve araya ne yapıyorum? Dom doküman sınıfından. Hatta bunu buraya 100 yazalım arkadaşlar. Ha, sağlıklı olabilir. Hani global e, x e, olduğu için. Ben artık ne yapıyorum? Ctrl L yaptığım anda arkadaşlar artık benim pardon kontrol artık önerme tuşlarınız hangisi kontrol base artık ne oldu benim dom çalıştı yani dom parametresi neydi artık auto complete etmeye çalıştı hatta ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar başka atıyorum başka bir sınıf olsun net görelim atıyorum arkadaşlar simple xml element şey yaptım da arkadaşlar bakın bu defa ne oldu onu complete etti Net anlatabildim mi arkadaşlar. Burası çok önemli ama çok önemli. Burayı es geçmeyelim. Burayı gerçekten almayalım arkadaşlar. Benim en çok kullandığım yöntemlerden birisi bu. Ben atıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Dom dokumentten geldiğini söylüyorum. Artık ne yap? Bunu arkadaşlar return artık load edebilirim veya bir şey ne hangi işlem yapacaksam bu işlemi yaparım arkadaşlar. Bakın auto complete ne güzel çalışıyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Burası da çok önemli gelelim return işte arkadaşlar ee, bunu arkadaşlar şöyle yapalım type hinting ile karıştırmayın yani bu metod arkadaşlar bu DOM doküment bu type hinting bakın burada arkadaşlar şu anda return yazmadığımız için burada bakın bir sürü hata alıyor yani bir sürü hata var ee, typingin tamamen farklı bir olay şimdi şöyle bir şey type hinting ile karış return type hunting ile karıştırmayınız. O da ne? Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Atıyorum. Ben echo adaptör domu çağırdım. Tekrar bir metodumuzu yazalım arkadaşlar. Ee, siz geri sararsınız arkadaşlar. Hani bu metot için söylediğimi. Ben return diyorum arkadaşlar. Atıyorum bu at işte 34 olacak. Ve ben buraya arkadaşlar bu olan diyorum. Şimdi bir bakalım ee, bir pişvi index pişvi'ni çağırdığımızda bakın ne oldu bize bir gönderdi. Halbuki ben 34 buradan gönderdim ama ne oldu? Bu olan arkadaşlar bunu direkt zorluyor. force ile zorluyor Hatta şöyle yapalım, direkt net görmeniz açısından arkadaşlar. Bakın ne oldu bir gönderdi. Halbuki ben 34 gönderdim. Ya da ne oldu arkadaşlar? Ben array olduğunu söylüyorum. Bir bakalım. 34'ü e döndürdüm. Ne oldu arkadaşlar? Bunun bir döndürme döndürenin array olması lazım arkadaşlar. Bu ayrı bir olay. PHP doc ayrı bir olay. PHP doc arkadaşlar daha çok e, yazarken kodunuzun e, nasıl söyleyeyim size e, e, şey arkadaşlar size daha yardımcı olmak babında bunu yapıyor. Hani gerçek kod bambunda bunu yapıyor. Ya auto complete etmenizi sağlar, temiz kod yazmanı sağlar, unuttuğunuz bir şey sağlar. Hangi metodun ne hangi değişkenlere gönderileceğini vesaire size yardımcı olur. İkisini birbirine karıştırmayınız arkadaşlar. Zaten ben buradan aşağı atıyorum arkadaşlar. PHP 9 çalıştır domanda bakın bana return array dedi. Bu bu çok arkadaşlar burada çok onlar var. C var, LINK var arkadaşlar, AYODUR var Vesaire vesaire çok konu var Biz ne dedik arkadaşlar Biz bugün PIDO'da en azından adaptörde görmüş olacağız dedi En azından bunu görelim Şimdi ben bunu siliyorum arkadaşlar Ve buton dokumenti de siliyorum Ve anlatabildim arkadaşlar Birazdan bunu örnekleyelim ee, Ve zaten hani şu şunu yaptığın zaman arkadaşlar et işareti ondan sonra bundan sonra artık çıkıyor işte. Mesela bir de deprecated var arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Ondan sonra başlayalım. Bir fonksiyon diyorum. Atıyorum get dedim. Bu ne dedi? Bir işlem yapacağız söylüyorum. Atıyorum hello pardon. Direkt bir dön dersin. Ben geliyorum. Bunun üzerine direkt otomatik zant return etti. Ben burada arkadaşlar bu metodun deprecated olduğunu söyleyeyim artık yani kullanmayacağını söylüyorum. Şimdi ben buraya get dedim anda, bakın ne oldu arkadaşlar üzerine çizmiş ne demi ne diyor? Hatta burada da ne oluyor? Bir sıkıntını olduğunu söylüyor. Zaten burası okey olmadı. Bir sıkıntını olduğunu söylüyor. Neydi getin üzerine çizmiş geldiğinizde metodun artık deprecated olduğunu söylüyor. Bunu gibi arkadaşlar zaten siz hani burada et işareti yaparsınız sırayla bunları Google'dan bakarsınız arkadaşlar ee, bunu tek umutla da dokümantasyon oluşturabilirsiniz şimdi gelelim ee, adaptör yazmaya bir de arkadaşlar autolatın standartı nedir Java'da e, bakın sınıfın ismiyle e, dosyanın ismi aynı olur ve her dosyada bir tane sınıf olur arkadaşlar helpers'lar hariç ben şöyle yapıyorum arkadaşlar Function diyorum. Pardon, bunu konstrakte oluşturalım. Bir tane private oluşturalım, bir connect değişkenimiz olsun. Bunu Construct'tan arkadaşlar ne yapalım? Instance dedim, new connect dedim. İşte artık new diyorum, pdo diyorum arkadaşlar. Bakın global scope olduğu için direkt bunu üstü buraya yazalım. Bakın direkt yüz arkadaşlar pdo demiyorum. Bir satır bırakıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu PSR 2'nin bir standartı. Şimdi isterseniz zaten refactor pardon kod dedik. Reformat kod dediğimizde zaten onları şey yapar. Bu da şöyle yapacağız. MySQL olup bağlanacağım söylüyoruz. Host arkadaşlar local host ve dibi arkadaşlar MySQL bağlanırken mesela migration'larda arkadaşlar ne olur? MySQL henüz oluşturulmamıştır, değil mi? O zaman DBName de siz bağlanabilir. Ben e, yani DBName, e, bu satır bağlanmadan e, yazmadan da PDO bağlanabilir. Böyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Hani atıyorum girişini yazmak isteyenler için böyle bir öneri. Ben burada çarşeti yazmayacağım, direkt arkadaşlar root diyorum ve root diyorum arkadaşlar. Bu da de yazabilirsiniz. Ee, şöyle ki arkadaşlar atıyorum set this e, e, connection arkadaşlar set attribute diyerek bu da atıyorum e, auto commit oluşturabilirsiniz ve error modları aktif hale getirebilirsiniz. Ben buraya değinmeyeceğim arkadaşlar. Burada bir tane e, fonksiyonumuz olsun arkadaşlar. Function diyorum, maker diyorum arkadaşlar. Neydi? Ve şu şekil bir de arkadaşlar buraya function diyorum. Pardon. Bir aşağı gelelim. Bir function diyorum. Şu neden oldu? Bir hata mı aldı? Ee, şöyle. Bakın arkadaşlar neydi? Burada e, yazım hatası olduğunu söylüyor. Function. Tamam arkadaşlar. Şu anda bir tane de function diyorum. Pido diyorum arkadaşlar. Bu da repository kullanıcı. Yani direkt neyi döndürecek? Bu oluşturduğumuz disconnected ne oldu? Disconnected döndürecek. Bu da neyi döndürecek? Return arkadaşlar direkt bu sınıfı arkadaşlar döndürecek. Ne oldu? Bu sınıfın kendisini construct'ını çalıştırdı. En sonda biz pidoyu da çalacağız. Burada bir bakalım ne hatamız arkadaşlar. Exto pido yani böyle bir e, kompozörde bunu eksik bunu require kısmına ekliyoruz. Rekor kısmı da zaten yok. Sıkıntı yok. Biz elle ekleriz arkadaşlar. Rekor dedim. E, burada en azından bunu da görmüş olduk. Son yaşayanlar için. Ex arkadaşlar Pido. Normalde Composer Update yapmanız lazım. Ama ben yapıyorum. Bu hatayı zaten e, gidermiş olacak. Adaptor.php'ye bakalım. Bakın ne oldu? Bizim herhangi hiçbir hatlamın şu anda yok. PHP doklar dışında. Geldik buraya. Pardon geldik buraya. Bir Reformat Code. Klasımızı yazalım. Çünkü daha sonra açıklama yapabiliriz. Değişken üzerinde arkadaşlar şey yaparız bunun hangi bakın direkt ne dedi pido'dan türedildiğini söylüyor bu arkadaşlar burada direkt construct yazacak artık dikkatli ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar slice joker joker return adaptör olduğunu söyledi burada arkadaşlar bu neydi bu da pido'yu bakın pido'yu dön yani ben pido'yu çağırdım zaman pido sınıfını bana döndürüşü bu kadar basit artık ben bir tane adaptör oluşturdum arkadaşlar şimdi gelelim helperslarımızı yazalım şimdi çok basit olacak arkadaşlar bir tane buraya helpers oluşturuyorum arkadaşlar ve bir tane arkadaşlar direkt ne olsun helpers diyorum arkadaşlar. Nokta php olsun. Direkt burada arkadaşlar ne diyorum? Function arkadaşlar pdo diyorum. Ve ne diyeceğim arkadaşlar? Burada return arkadaşlar neydi? Pardon. Şöyle return arkadaşlar pdo sınıfını dön dereceni söyleyeyim. Şu anda herhangi bir sınıf şu anda hatta var. Şimdi ne diyor? Siz hiçbir de return pdo dediniz ama burada hiçbir şey döndürmüyor. Peki nasıl yapacağız? Bizim adaptörü döndüreceğiz arkadaşlar. return adaptör artık neydi? Burada adaptörümüzü ne yapalım arkadaşlar? Statik tanımlayalım. Statik maker'ı statik tanımlayalım. Buradan e, direkt arkadaşlar önerelim ve buradan pdo metodumuzu çağıralım. Bu şekilde arkadaşlar her video metodumu çağırdığında yani bu fonksiyonumu artık global yaptım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Adaptörü keşke başka yere yazsaydık. Diye bir örnek verelim arkadaşlar. Atıyorum PHP deneme diye bir klasımız olsun. OK dedim. OK dedim. Şurada atıyorum. Benim bir indeksim olsun arkadaşlar. Function dedim. Index dedim. Şu index dedim arkadaşlar ve atıyorum arkadaşlar return dedim pardon şu anda bir query yazalım bir query yazalım şöyle bir query Pidol yazdım da arkadaşlar bakın ne oldu Şşt. tam istedim bu yani ben ne yapmak istiyorum hemen bana auto autocomplete diyor atıyorum bir query yazdım burada select from daha önce bir, birkaç kayıt yapmıştım arkadaşlar users dedim ne dedim return arkadaşlar İşte query neydi fetch neydi All dedi arkadaşlar. Artık burada ne yapabilirim? Burada artık bir iş mı? Tamam. Ne dedi? return err. Yani bir array bekleniyor. Şimdi bir gelelim arkadaşlar. Bu tamam. Nedir? Reformat kod dedim. Artık siz tamamen burada ne yap? Bu class ilgili ilgili bir açıklama da yapabilirsiniz. Artık bunları dokümantasın arkadaşlar. Bu şekilde sırasıyla bak. Example var arkadaşlar, users var, see var. 100 e, yüz e, ve birbirine benzer arkadaşlar. Si'de e, ve yüzüste şöyle bir klası link olarak verebilirsiniz. Örnek bu klas bunu kullanan bunu kullanım bak şeklinde bir örnek verebilirsiniz. Şimdi indeks bir iş de atıyorum arkadaşlar. Biz artık ne yapalım? Bunu silebiliriz adaptörle. işimiz yok bizim. Biz ne yapacağız? Yüz diyeceğiz. Deneme diyeceğiz. Ve deneme diyelim. Ve ne arkadaşlar. Deneme Atıyorum. Ben Echo dedim arkadaşlar. Neydi? Deneme indeks dedim anda bakalım ne olacak. Bakın arkadaşlar. Gerçi bunu önermede çok sıkıntı değil. Burada hatta hiç bir sorun önerseydik en azından yani bu bazen söylüyor arkadaşlar. Siz array döndürecek bu metot. Siz şey yaptırıyorsunuz diye kontrol ele sildik. Siz yaptığımızda. Ne dedi arkadaşlar? Deneme piş bir de 20. satırda arkadaşlar. E, böyle bir şey olmadığını söylüyor. Tabii ki çok çok da mantıklı biz. Nereye arkadaşlar? E, Autolatın hemen işine pcr 4'ten hemen sonra e, file ekleyeceğiz. Ve Joker'le arkadaşlar yolunu belirteceğiz arkadaşlar. Helpers'ın hemen altındaki neyi e, bir bakalım arkadaşlar. Helpers'ın altındaki hemen neydi? nokta Helpers.php dahil edelimi söylüyoruz. Burada Ctrl L ile Composer arkadaşlar Dump output'u alacağız. Pardon yanlış yazdık. F Tamam. Ctrl L ile artık buradan arkadaşlar PHP index PHP çalıştığımızda bizim verilerimizin database'den geldiğini görebiliyor. Ctrl L. bakın PHP index PHP son derece güzel geldi arkadaşlar. Anlatabildim arkadaşlar. Bu çok güzel. En azından adaptörü de öğrenmiş olduk. Kısaca PHP dokulan. Burada arkadaşlar gerçekten e, siz e, biraz da dokumentasyon okuyunuz ama bir sınıfın arkadaşlar bir metodu ne döndüreceğini burada yazarsanız çok daha rahat olur. Şöyle ki arkadaşlar bakın ben burada bir tane daha e, şey yapalım. E, şöyle bir arkadaşlar bir daha örnek bir örnek verelim. Öyle konuyu bitirelim. Controller arkadaşlar. Şöyle bir işimiz olsun. Burada da bakın üstte zaten oluşturdu. Function arkadaşlar. Index oluşturdu. İşte index dedi arkadaşlar. Atıyorum benim. Ee, PDO diye bir değişkenim olsun. Ben normalde buraya arkadaşlar PDO göndereceğim. Index PHP'den bakalım okuyabilecek mi? Şurada arkadaşlar 100 dedim. E, burada arkadaşlar zaten ee, Ne dedi? bunu bunu import etmene gerek yok. Zaten kullanmıyorsun dedi. Şu anda zaten bir hatamız var. Henüz kullanmadık onu. Controller dedim. Pardon. Controller dedi. Dahil ettik. Burada arkadaşlar controller neydi? New con pardon. Yanlış yazdık. New control pardon. Niye yanlış yazıyoruz ki? New control dedim. Atıyorum arkadaşlar. E control içindeki index metoduna ben direkt p diyor. Neyi arkadaşlar? Bizim e, şeyi şey gönderdim. Varsayalım ki arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Normalde zaten ben pido e, fonksiyonu isterim yerden ulaşabiliyor. Varsayalım ki ben böyle bir şey yaptım. Ama bakalım pido da bana önerme yapacak mı? Pido değişken yazdım. Şu önerme yapmadı. Onun için ne yapacağım? Hemen imdadımıza php doc yetişiyor. Buradan hangi sınıftan instance edildiğini yazıyorum. Burada gerçi şey yapalım. Direkt 100 pido diyelim video diyelim ve arkadaşlar artık ne yapabilirim Ben o şu artık bana işlem yapabilirim bu kadar arkadaşlar yap söylemek istediğim bunlar ee, bir de şey e, şey yapalım arkadaşlar ee, Aslında bu konu başlı başına e, geniş bir konu anlatmak istediğim çok şey var ee, bir de interface özelliğinden arkadaşlar şey yapalım. E, Onu da gösterin ve dersi bitirelim. Kısaca arkadaşlar bugün PDA bir adaptörü nasıl oluşturduğumuzu gördük. Mesela bu kontrolörde direkt arkadaşlar değişken değil de artık ben her yerden direkt PDA arkadaşlar yapmam anda ne olacak arkadaşlar benim istediğim e, PDA ile şeyi çalıştırabiliyor. Artık PDA Artık commit yapabilir. Şu Şurada atıyorum. Bir commit yapabilir. Ne oldu arkadaşlar? Burada gene bir uyarı verdi. Ee, sıkıntı değil. Burada arkadaşlar her, herhangi bir şey göndermedik. Ama paramda da böyle bir şey olduğunu söylüyoruz. Burada ne, ne diyor? P diyor e, import etmene gerek yok diyor. Bakın şu anda herhangi bir Sıkıntımız yok. Atıyorum arkadaşlar, Pido ne yaptık? Artık çok rahat istediğim anda arkadaşlar, ben bu Pido fonksiyonuna her an işlem yapabilir hale geldim işte arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar, bu da bir tasarım desene, bu da bir yöntem. Bakın adaptörü önce tamladık arkadaşlar. Sonra bir fonksiyon tanımladık ve o fonksiyondan kullandık ve Laravel'de gerçekten bunu çok bir App diyor arkadaşlar, atıyorum, sonra bunu bu şekilde yapıyor. O da aslında bu helper senin yerine bir arkadaşlar bir app tanıtıyor. Atıyorum biz de Laravel gibi yapsaydık ne olacaktık? Şöyle yapacaktık, app diyecektik, atıyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar, direkt bu şekilde de kullanılabiliyordu. Bir ara e, hatırlıyorum bir bilgisayar mühendisi arkadaş bana böyle bir soru sormuştu buradaki amaç gerçi o da çok e, farklı bir işti böyle bir metot vardı artı singleton e, diye bir e, 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 teknik var bir işlemi sadece bunları karmaşık olan bir işlem sormuştu Tabii benim kafam bayağı kocalamıştı. o zamanlar şimdi gel hepsi çok çerez gibi geliyor çalışınca bu böyle arkadaşlar e, kısaca en azından adaptör ve PHP doku öğrenmiş olduk. Yani ben pdo istediğim yerden artık çalışabilirim. İstersen index de. İstersen şöyle bakın index de şu ne oldu? Direkt gerçekten de o işlem yapar. Gelelim arkadaşlar bir tane interface ile bu işi nasıl yapacağız? Gerçi interface arkadaşlar ne diyorum? Büyük harflerle My interface arkadaşlar, app olduğunu söylüyorum. Interfaceleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Interfaceler aslında onlar için ekstra bir ders Çekmekte yarar var arkadaşlar. Gerçekten baştan baştan bir konu. Cool. Ben atıyorum. Ben burada az önce ne yaptım arkadaşlar? Ee, bir şey belirtmiştik. Pek app diyorum, metod diyorum, atıyorum ne olsun? Get diye bir metodum. O olduğunu söylüyorum. Burada arkadaşlar atıyorum string döndürür ve bir tane e, integer arkadaşlar parametre ve ID aldığını söylüyoruz. Şimdi bunu ben e, controller arkadaşlar dahil ettiğim anda atıyorum ben implements ediyorum ve neydi? Benim make interface ediyorum. Bu da artık burada arkadaşlar yani senin e, interface'de tanımladığım bazı şeyler var diyor ama senin klasında yok. Ben dedim ki yani biliyorsunuz zaten arkadaşlar bir get metodun olacağını söylüyorum ama bu sihirli bir metod olduğunu söylüyorum. Burada arkadaşlar artık ben alt enter ile yani Mac'te de alt option artık ne oldu? Benim sihirli metodumu arkadaşlar çalıştırmaya başladı. Artık bunun için isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bakın ben direkt arkadaşlar hiçbir kod yazmıyorum. Dikkat ettiniz mi? Ben artıyorum arkadaşlar. Property arkadaşlar artık ben deneme diye bir şey oluşturdum söylüyorum. Burada da direkt zaten oluşturmuş olurdu. Bu tamamen bize bağlı. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın interface'de ben neydi? Get diye bir metot tanıt olacağını söyledim. Controller'da onu implement ettim ama burada bir sihirli metodum var. Tamamen görmüyor. Controller'a gelelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. New. Şöyle 100 diyelim. Controller. Direkt şöyle çalalım. Bu arkadaşlar. Controller. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın ne oldu? Direkt deneme adında bir property ve get adında neydi? Bir sınıf olduğunu söylüyor. Pardon metod. Ama burada ne oluyor? Require parametre ID ID eksik göndereceğin ID o da türünün integer olduğunu söylüyor. Hatta buradan neydi? We have quick documentation bir basımıza. Bakın integer bekliyor. Bize ne döndürecek? String döndüreceğini söylüyor. Atıyorum ben 34 yaptım anda şu benim herhangi bir hatam olmadığını görüyor arkadaşlar. İşte bu böyle yani bu bize çok yardımcı oluyor, çok yardımcı oluyor, çok yardımcı oluyor. Ben uzun süre anlatmayacağım arkadaşlar. Bu böyle. Yani gerçekten mesela adaptörün içinde atıyorum. Ben bir sınıf tanıtacağım. Privet diyorum, atıyorum. XML diyorum. XML diyorum değil mi? Benim bu bunu da göstereyim arkadaşlar. Şu şekil atıyorum. Ben construct'ın içinde bir XML şey yaptırmak istiyorum. XML diyorum. Atıyorum. Bir sınıfın iç, e, auto complete etmek istiyorum. Ben ne diyorum? Atıyorum XML reader. Değil mi? Öyle bir sınıfın olduğunu varsayın. Bakın ne oldu? Artık XML reader sanki Java'da da bu yapı var arkadaşlar. Sanki e, direkt oradan instance edilmiş gibi işlem yapmaya yarıyor. Bunlar böyle arkadaşlar. Siz deneme yanıma yapın. Bir de PHP dokümantasyonuna bakın. Ben de zaten internette olmadığı için ee, örnek yapmayacağım. En son arkadaşlar PHP doc komutu ben bende şu anda makinede yüklü olmadığı için nasıl git kullanıyorsunuz tek komutta dokümantasyon oluşturabiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Aslında bu konu belki eski eski noktalar var ama e, bu konunun aslında ders çekmemin amacı şu. Siz neden böyle bir şey var? Neye yarıyor? daha çok kullanımdan ziyade birkaç örnek örnek verip bunu pekiştirmek istedim arkadaşlar. Bu böyle yani atıyorum yani dediğim gibi mesela ben buraya arkadaşlar int yazdığımda bakın ne oldu eşleşmediğini söylüyor. Direkt zaten burada bize hatta aldığını söylüyor. Burada bir artık ne döndürecek self diyoruz. Yani bu sınıf kendi kendine döndüreceğini söylüyor. Hatta burada bizim ne hatamız varmış? XML ne no, olur Kullanmıyorsunuz. Evet biz kullanmıyoruz. Silelim. Bakalım. Başka hatamız var mı? Şu anda hiçbir hatamız yok. Okey dedi. Buraya gelelim atıyorum. Bizim bir hatamız var mı? Hayır. Okey. Hiçbir hatamız yok. Buraya geliyorum. Bir hatamız var mı? Hayır. Bir, hiçbir hatamız yok. Ve interface'e gelelim. Bir hatamız var mı? Hiçbir hatamız yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Biz zaten PHP pistonda bu hatta yok bir şey yok. no font error veya zayıf işaretlerin olmamasını bekliyoruz. Hatta burada yazım da biraz kötü olmuş. Reformat kat diyerek şu onu da düzeltebiliriz. Burada artık arkadaşlar siz isterseniz outer var. Atıyorum mesela outer dolu sürücü diyebilirsiniz. Veya burada copyright vesaire tamamen mesela ne, ne zamandan beri işte 12 12 işte 2000 3'ten beri bu yazılımın versiyonu kaç atıyorum arkadaşlar versiyonu atıyor ne olsun 2.3 versiyon olduğunu söylüyorum ben kontrollere geldim bir bakalım web dedim quick documentation dediğimde app'ti gerçi şu anda e, biz bunu interface'e yazdık mesela atıyorum bu versiyonu kontrola yazsaydık ne olacaktı şöyle bir şey yazalım tamam mesela versiyon dedim arkadaşlar atıyorum 1.2 2.3 veya falan kod pardon bir yer dedim e, quick documentation bakın versiyon 2.3 tamamen e, artık e, proje içinde e, şey yazmanıza komutta yazmanıza e, yarıyor e, şuna vurgulamak lazım ve kapatalım ben çok konuştum bir arkadaşlar bir yazılımda aslında komentler yazılmaz bu bir e, kuraldır. Yani yazacağın zaman atıyorum bir, bir tane email klası yazdığın zaman klaslar fiil olmaz. Klas isimleri fiil olmaz. Yani buna uymayabiliriz. Her zaman bulamayız. Kız klas isimleri fiil olmaz. Ve metot isimleri fiil olur. Atıyorum arkadaşlar. Klas neydi? Email büyük harflere başlar. Ve neydi arkadaşlar? Şöyle function send değil mi? Ve parametre olarak user ne oldu? Yani email gönder 100 lira. Anlatabildim mi? Yani burada tekrar bazıları işte send email işte bilmem ne bu şu, bu yanlış arkadaşlar. Anlatabildim mi? Class ismi isim olur. Metot ismi fiil olur. Yani şu şekil olmaz. Yanlış arkadaşlar. Send işte email. Yani hani email olmaz. Yani send request belki olabilir. Anlatabildim mi? Ama hani e, sınıfın ismi, class isminin isim olması gerekebiliyor arkadaşlar. Hani bu da bir kural. Çok kural var arkadaşlar. Anlatılması gereken çok konu var. Ama bugünlük arkadaşlar bu ders burada bitsin. Kendinize bakın. Gerçekten yaralı olduğunu düşünüyorum. Piyasada arkadaşlar çok piş bir çeken ders. Çoğu boş. Ben size söylüyorum arkadaşlar. Hani boş derken sizi orta seviyede tam getiri orta seviyede kişi için ama belli bir noktadan sonra inceliklerini anlatan hiçbir YouTube kanalı yok. Türkiye'de yok. Hani yabancı kaynaklarda İngilizceniz varsa ee, çekebilirsiniz. Mesela görünen MVC anlatıyorlar. Ben de eskiden anlattım. Ama MVC bugün ee, çok farklı anlat anlatıyor. Zaman olsa çok güzel anlatırım. Yani ama bu anlattıklarım arkadaşlar çok güzel bir şey oluştur. Bilirsiniz ben bu kadarını söylüyorum arkadaşlar. Bu ders aslında çok önemli ama çok önemli. Bir de yaptığınız yanlışın bir tanesi var. Onu söyleyeyim arkadaşlar ve dersi kapatalım. Bir tane class olsun. Atıyorum. İsim ee, isim de olsun. İşte bla bla diye bir şey olsun. DB olsun. Atıyorum. Ben function arkadaşlar is is işte atım böyle bir bla bla Pardon bla bala diye bir metodumuzun olduğunu varsayalım. Ben bazılar arkadaşlar sadece return true döndürüyor. Mesela atıyorum bir dosya yükledin mi? Yani bir metottan arkadaşlar bazen sadece true değil. Yani mesela atıyorum bir dosya yüklediğinizde sadece true döndürmeyin. Dosyanın yolunu döndüren. Bir mesela kayıt e, kayıt sorguluyor. Database'de bir user var mı? True veya false döndürmeyin. Direkt user'ın kendi datasını döndürün. Anlatabildim mi? Yani direkt true false değil de ayrıntılı cevap döndürün. Yani bütün arkadaşlar e, bunun üzerine olsun. Ve cevap döndürürken de hani onun yapabileceği ekstra manevralar, ekstra isteyebileceği şeylere döndürünüz. Bunlar gerçekten ileri noktalar ve e, tür noktaları noktalara ya bu tür şeyleri de arkadaşlar size çok kimse söylemez. Zaten hani Kendiniz geliştirmeye başladığınız anda bunları göreceksiniz demek istedikleri. Bence bugün çok şey anlattığımı düşünüyorum. Sizlere çok faydalı olabilecek dersler. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.